arkadaşlar. Burası Şanlıurfa Balıklı Göl'e giden tünel ve geniş gidiş var. Bu tünel çok karanlık ve karanlık olması sebebiyle hem güvenlik açısından hem şehrimizin aynası açısından doğru bir uygulama değil. Mümkünse bu aydınlatmaların daha fazla olması gerekir. Bu aydınlatmalar yetersizdir. Aydınlatma olursa en azından şehrin güvenliği açısından da yararı olur. Bir an önce yetkililerin bu ışıklandırmaları, bu aydınlatmaları istenilen seviyeye getirilmesi de fayda var. Ve aynı zamanda şu gördüğünüz yol, aslında burada iki araçlık yol rahatlıkla olabilir. Şimdi belediye otobüsü bakın oraya park etti, ikinci araç oraya geçememiş olacak. Yani veya geçmekte sıkıntı yaşatmış olacak. Bu bariyerleri bir an önce kaldırmak lazım. Eğer burada vatandaşın park etmesi engelleniyorsa buraya ne yapmak lazım? Trafik polisi veyahut da trafik zabıta personelinin burada görevlendirme devri atmaları sağlamak lazım. Bakın bir yandan burada otopark girişi var. Burada trafik kilitleniyor. Eğer bu şeyler bariyerler olmamış olsaydı araçlar burada gelmiş olacaktı. Ve bu tarafa bu şekilde sekteye uğratılmamış olacaktı. Plansızlık, programsızlık bir örneği. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, iki araç yan yana geçemiyor. Ve burada bir tünel ve bu tünele şimdi giriyoruz. Ve tünel hakikaten hem yeteri kadar temizlik yapılmıyor, hem de vatandaşımız mağdur durumda. Vatandaş mağdur durumda. Temizlik yapılmıyor. Yani burada burası şehrin aynası ve burada pis sular akıyor. Pis sular akıyor burada. Ağır pis suları kokuyor işte. Burada yetkileri göreve davet ediyoruz. Bu pis maliyetleri, pis kütüphane, temizlik vesaire. Baba burada niye temizlik yapılmıyor? Yapılmıyor değil mi temizlik? Kimse temizlemiyor herhalde. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Ya burada temizlik yapılmıyor. Niye? Yuvalı başkan normalde. Park eder araçlar. Efendim çekilir. Doğru. Zaten burada mümkün değil. Bunları kaldırsınlar bir an önce. Gerek trafiği, gerek zabıta trafiği görevleri eğer yapılmış olursa burada bu tünelin içerisinde araç konvoyu ve araç kilitlemesi olmaz. Yani düzenli, planlı bir şehircilik yok. Değerli arkadaşlar, burası Şanlıurfa Balıklı. Gördüğünüz üzere araçlar bu diye park etmesin diye burada bariyerler boydan boya yapılmış. Şuradan da boydan boya aynı şekilde. Şimdi diğer tarafta da karşıda da gördüğünüz üzere araçlar park etmiş durumda. Şimdi belediyecilik açısından bu binalarla ilgili belediyenin vatandaşın medeni ve uygar ihtiyaçlarını karşılamak için otopark yapma mecburiyeti var. Ama Şanlıurfa'da otopark sorunu var. Şanlıurfa belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, vatandaşın otopark sorunu, bu şehrin otopark sorununu çözmediği için otoparkta büyük mağduriyet var. Yani burayı kapatmışlar. Burada şimdi, yani zaten kapatmışsınız. Araç park edemiyor. Park etsen ne fark edecek buraya? Yolu mu kapatmış olacak? Yani bu yolun, bu şekildeki bariyerlerin kapatıldığı kaldırımla mesafeye baktığımız zaman bir aracın park edebileceği alan kadardır. Burada bir, vatandaş mağdur oluyor. İki, belediye gelebilecek olan otopark ücretinden, gelirinden mahrum ediliyor. Burada belediye şunu yapmalı. Bir, ya bölgede otoparklar yapın. İki, veyahut da bunu yapamıyorsansa
bu şekilde park alanı olabilecek olan bu arteri kapatmakla vatandaşın gelip Balıklı Gölü gezmesi ve turistlerin rahatlıkla bu şehirde gezmesi anlamında tanıtım açısından bir mağduriyet yaratılmaktadır. Burada hem ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeyi göreve davet ediyorum. Vatandaşın Şanlıurfa'nın otopark sorununu çözün. Kolay gelsin.